Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Hello everybody, welcome to my YouTube. Neyse söyleyemedim işte, YouTube channel diyecektim. Sorunu siz tamamlayın, hadi bakalım. Bu şey neydi, cümledeki boşlukları siz doldurun. Arkadaşlar ittifak macerasını biliyorsunuz, vazgeçilmezi Corvus Reis. Yani Corvus Reis'in üstüne yok, özellikle mükemmel bir timeout yapması gerçekten dehşetli. Benim ittifak macerası kadrom bu hafta bu. Nick Fury ve Gwynpool'un olmasının sebebi arkadaşlar iki tane şey kanama yolu var. Son bölümdeki kanama yolu ben de vallahi bu ikisi temiz götürüyor ya, eşya harcı atmıyor. En babası Corvus'a zaten bloğuna vurursunuz. Ama ben risk alacağım 3. günde arkadaşlar. Corvus Reis'i çıkartacağım ve Hercule Reis'i 6 yıldız R3 Hercule'ü deneyeceğim. Hercule'ün kopya olmaması benim için büyük bir handikap çünkü ölümsüzlük açmayacak. Ama Hercule de arkadaşlar Corvus gibi kanamadan sağlık basabiliyor. Aynı zamanda Hercule zehirden de sağlık basabiliyor. Evet risk alacağım. Büyük risk alacağım. Ama nasıl olacak ben de bilmiyorum. Şimdi ilk yolumdan gideceğim arkadaşlar. İlk yolum gerçekten de çılgın bir yol ve tam aslında Corvus yolu. Çift yük alabileceği. Yani şuradan direkt bir mutant yükü. Hemen arkasında Tekno yükü. Şurada bir yerde bir şeyler daha falan kaçış yükü falan da hepsini alabileceği pozisyondu. Dediğim gibi riski göze alıyorum. Ve arkadaşlar Hercule Reis'i, kopyasız Hercule Reis'i gitmedi mi? Dur. Şimdi buradan gideceğim ya, normalde yolum kapalı gözüküyor. Başka yere tıklıyorum ben. Hercule'ü deniyoruz arkadaşlar. Ne karosu var? Akıntıyı tersine çevir karosu var. Global karoda 7.5'da. Ayrıca arkadaşlar ne varmış? Gidip gelme karosu çok etkili biliyorsunuz ve destekli dövüşte var. Enerji neymiş? Enerji direnci %80. Zaten enerji değil. Hercule'le giriyoruz. Ekseriyetli siper ağır saldırı oynayacağım arkadaşlar. Ama sipersiz falan da rahatça oynayabiliyoruz. Eleman çok aktif olacak ilk 15 saniye. Hemen şöyle bir ağır saldırıyla bir yükümü aldım. Burada Hercule'ün en önemli avantajlarından biri de arkadaşlar. Ah be, kontrol problemini seçeyim ya. Vallahi billahi. Neyse. Hercule'ün en büyük avantajlarından bir tanesi sürekli sağlık basabilecek olması. Aynı zamanda Hercule arkadaşlar blok da deliyor. Yani şöyle bloğuna vurduğumda. Yalnız eleman L3'ü mü dolduracak? Yok artık. Yok artık ya. Ulan direkt başlar başlamaz da olur mu? Timeout yapalım. Abi şans. Neyse. Neyse. Evet Hercule yeni damadımız ilk sahneye çıkarken böyle bir sıkıntı yaşadı. Şanssız ve bahtsız bir bedevi. Dur bakalım. Bir timeout olsun da timeout'tan sonra Hercule Reis'e devam ettiririz. Ülen inşallah patlamaz bunda. Allah'ı billahi. Yok. Ve timeout oldu arkadaşlar. Timeout oldu. Bakalım sağlığımız cücükten başlayacak ama abi çok şanssız bir başlangıç oldu ya. Ülen Hercule'le bir siftah yapamadık. Şöyle bir korvusuz risk. Eğer Hercule'ün ölümsüzlüğü olsa belki bir miktar işi aslında iyileştirme de basabiliriz ha. Var mı çok fazla iyileştirmemiz bilmiyorum ki. Artık kaban vermiyor iyileştirme. O zaman devam acılar. Bakalım Hercule Reis pişmanlık mı olacak? Ama kontrol problemi olmuyor. Hadi bir şey ekmek yerdik biz ya. Bir ağır saldırı daha. Dediğim gibi bloğa da vurabiliyorsunuz. Tabii ki bir Corvus değil yani. %3 kaldı. Ulan 3-5 bir şey vur be. %1 kaldı lan. Allah 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 Allah. Bu nasıl? Hercule hoş geldin sürprizi yapıyorlar resmen. Hercule bu bassız talihini bakalım gondikleyebilecek mi gençler? Bakalım gondikleyebilecek mi? Doktor Ahtapot'ta yine gidip gelme var. Gidip gelme var. Aynı zamanda hızlı da güç barı var. Yine siper ağır saldırı mantığıyla oynayacağız arkadaşlar. Elemana karşı. Dur bakalım. Yani evet şu anda bir Corvus'un konforunu göremiyorum. Orası aşikar spor. Yine ağır saldırı. Şöyle iki tane vuralım. Bileği bir dağıtsın.
Yalnız Herkül'ün de sağlık bastığı gözlerden kaçmasın gençler. İstirham edeceğim. Aldı ya buradan alalım. Herkül. %34'ü çıkardım. Sanıyorum %27 falandı canım. %34'ü çıkardım. Öyle tahmin ediyorum. Tekrarında bakarız. Şimdi yukarı çıkalım. Ve Stark örümcek. Herkül biraz ızdıraplı başladı. Biraz da ızdırarlı başladı. Ya hep ya hiç var. İyi ya hep ya hiç varsa sıkıntı yok ya. Herkül bunu artık... Bu arada 5 yüke çıkardık Herkül'de. Sağlığımız %34. İnşallah kontrol problemi yaşamayız. Kontrol problemi çok büyük sıkıntı ya. Çat. Oha. Bir orta bir ağır saldırıyla felç ettim zaten elemanı. Aynı döngüyü 4 yaptım. %42'ye çıkardım arkadaşlar Herkül'le canımı. Herkül'ün blok performansı da çok güçlü. Yani Korvus'unkinden güçlü. Dediğim gibi yani Korvus buranın kralı. Yani ittifak macerasında eline kimse bir şey dökemeyebilir. Bak burada hem gidip gelme var hem de çok hızlı güç barı doldurma var. Var ya dur bakalım. Buna şimdi siper de atamayacağız madem. Buna şöyle güzel bir alıkoyma yakalayabilsem. Ama yakalayamazsam da öper. Güzel ağır saldırıya çıktı Bundi. Buna da güzel ağır saldırılar yakalayabilirim aslında şöyle. Şöyle önce bir tane hafif vuruyorum. Çat. Şimdi bloğa yatarsa güzel olur. Arkadaşlar bloğuna bile orta saldırı 2000 vuruyor. Düz saldırı da 1200-1300. Ya Herkül gerçekten hero ya hero. Sağlığıma dikkat edin gençler. Sağlığım da sürekli doluyor. Şimdi özel saldırı atacak. At bakayım. Güzel. Hafif saldırı. Arkasına ağır saldırı. Şimdi normal combo yapalım biraz. Dörtlü vurduk. Güzel. Temiz. %55'e kadar canımı çıkardım. Anka kuşu gibi. Ölecekken dirildi abi. Eleman ne sağlık bastı yalnız arkadaşlar. Herkül var var bir Cengiz Herkül'de. Şimdi şuradan yukarı beyaz manyetoya da çıkalım. Beyaz manyetoda ne karası var ona da bir bakalım arkadaşlar. Ya hep ya hiç muhafız kışkırtmaya bağışıklıdır. Sıkıntı yok. Ya hep ya hiç arkadaşlar 120 bin canı var. Ve 7 yüklü Herkül'le yola devam ki. Demiş. %55 canımız var. Bloğuna vuruşları keser misin ya? Oo! Şimdi ya hep ya hiç varsa o zaman ben bunu köşeye sıkıştırsam abi. Ya hep ya hiç var değil mi lan? Yanlış görmedik var ya. Ben bunu ağır saldırı spamıyla gondiklerim acı. Herkül! Herkül! Korvus'u tahtından edecek mi? Yemezler ama bakacağız. Gençler yani oyun başındaki kontrol problemine rağmen Herkül kendini gerçekten çok sağlam toparladı. Yani iyileşme bakımından tabii ki Corvus'la kıyaslayacağım. Corvus kral zaten yani o yüzden Corvus'la kral kıyaslıyoruz. İyileşme bakımından Corvus'tan daha iyi. Ama evet bir ölümsüzlük mevzusu, time out mevzusu şimdilik ölümsüz bir Herkül'üm olmadığı için en azından 6 yıldızı. Ama 5 yıldız Herkül'üm var. Herkül'üm var R4. Onu da belki R5 edip çift Herkül'le de deneyebilirim. Ölümsüzlük mevzusunu. Şu anda ilk aşamayı güzel geçirdik. Yani kontrol problemi dışında açıkçası bir sıkıntısı yaşamadık. Yine bir tane timeout yaptık arkadaşlar Herkül'le. Artık ikinci periyotta yine Herkül kullanacağım. Ve ikinci periyoda eğer bir aksilik olmazsa, imkanım olursa çekerim. Sizinle paylaşırım. Ama şu yol için söylüyorum şu periyot için Herkül Korvus'u aratmadı. Sadece başta bir heyecan yaşattı ona. Onun dışında arkadaşlar Korvus'u aratmadı diyorum. Tabii ki 6 yıldız 1'e 3 Korvus'um da yok. 6 yıldız 1'e 3 Herkül'üm var. O sebeple bunu da söyleyebiliyoruz. Bu tarz şeyleri deneyip birlikte bakacağız arkadaşlar. İzlediğiniz için thank you very much. Teperim geri kaç. Eviniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.